Sevgili arkadaşlar, tekrardan merhabalar. Kaldığımız yerden soru çözümlerimize devam ediyoruz. Çevre ve doğal afetler ve beşeri coğrafyanın nüfus yerleşme ve göç konusunun soru çözümleriyle tekrardan birlikteyiz. Hemen kaldığımız yerden sorularımıza başlayalım. Bulundukları alanların kentleşme ve endüstrileşme özellikleri düşünüldüğünde aşağıdaki akarsulardan hangisinde su kirliliğinin diğerlerinden daha az olması beklenir diye bir sorumuz var. Haliyle batıdan doğuya doğru gidildikçe kentleşme ve endüstrileşmenin azalmasına bağlı akarsulardaki su kirliliği de azalacaktır. Bugün Gediz dediğimiz Ege'de özellikle İzmir çevresinden geçtiği için buradaki sanayi atıklarından dolayı oldukça kirlenmiş bir akarsu. Yine Susurluk dediğimizde Bursa'nın Nilüfer çayı kolu olması münasebetiyle Bursa'nın Nilüfer bölgesine gelen sanayi atıkları Susurluğu da kirli bir ırmak haline dönüştürmüştür. Ergene bugün su kirliliğinde özellikle 4. derecede kirlilik alanı ilan edilen ve Türkiye'nin en kirli suyu olarak bildiğimiz bir akarsudur. Tekirdağ'ın Çorlu bölgesindeki sanayi atıklarından dolayı özellikle inanılmaz kirlenmiştir. Yine Sakarya bugün Eskişehir ve Ankara'dan kaynağını alan Ankara çayı ve Eskişehir'in Porsuk çayı kolları olan bir ırmaktır. İç Anadolu'da bir yay çizdikten sonrasında Adapazarı'ndan Sakarya'dan gider Karasu bölgesinden Karadeniz'e dökülür. Ve Sakarya çevresinin özellikle Adapazarı çevresinin sanayisinden dolayı oldukça kirlenmiştir. Ancak Kars'ın Arpaçay ırmağı adı verdiğimiz ırmak doğuda kentleşmenin endüstrileşmenin oldukça az olduğu bir yörede dolayısıyla kendisi kirliliği diğerlerine göre daha azdır. Aşağıdaki Türkiye haritasında bazı körfezlerin yerleri numaralarla gösterilmiştir. Haritadaki körfezlerden hangisinin sanayileşmeye bağlı olarak daha fazla kirli olduğu söylenebilir demiş. O zaman gelin şu körfezlerin bir kimler olduğunu şöyle görelim. 2 numarayla gösterilen körfez Antalya körfezidir. Antalya. 3 numarayla verilen tam bu girintinin olduğu yer Gökova. Muğla'nın Gökovası. Şurada görmüş olduğunuz 1 numara Balıkesir'in Edremit körfezi. Edremit, 4 numara İzmit Körfezi, Kocaeli'nin olduğu yerde ve 5 numara Saros. Zaten 5 numaralı Saros Körfezi Türkiye'nin kendi kendini temizleyebilme özelliğinden dolayı en temiz körfezdir. Ve bunlar içerisinde örneğin Antalya daha çok turizm amacıyla oteller ve kentleşmeyle çok kirlenmiş durumdadır. Edremit ve Gökova'daki kirlilik diğerlerine göre daha az olmakla birlikte İzmit Körfezi bunlar içerisindeki sanayileşme nedeniyle en kirli olan körfezimizdir diyoruz. Bir diğer sorumuz aşağıdaki illerin konumları düşünüldüğünde hangisine meydana gelen depremlerin daha az can ve mal kaybına neden olacağı söylenebilir demiş. Türkiye'de can ve mal kaybına neden olan afetler içinde en büyük pay depremlere aittir. Tabi burada baktığımızda deprem bölgesi özellikle olması ve bu meydana gelen depremlerinde en fazla yıkıcılığa sahip olması demek Kuzey Anadolu fayında yani Kaf dediğimiz Kuzey Anadolu fay kuşağında olması daha da önemlidir. Dolayısıyla Mardin özellikle deprem riskinin düşük olduğu bir yer, daha az can ve mal kaybından bahsediyoruz. En şiddetli depremler Kaf'ta. Dolayısıyla Erzincan, Düzce, Sakarya gibi yöreler, bu 3 il Kuzey Anadolu fayı üzerinde deprem riskinin fazla olduğu bir yer. Hatay dediğimizde ise bu da Doğu Anadolu fayında Kaf'tan sonra ikinci derece şiddetli depremlerin olduğu bir yerdir. Mardin ise eski yaşlı temel arazilerin bulunduğu Arap levhasıyla bize gelmiş olan bir arazidir. Dolayısıyla depremlerin daha az can ve mal kaybına neden olacağı yer Mardin'dir. Türkiye'de meydana gelmesi olası olan bir taşkının önlenmesi amacıyla aşağıdakilerden hangisinin yapılması uygun değildir? Sel ve taşkın konusunda ne yapılmalı? Akarsuların taşkın alanları belirlenerek bu alanlara yerleşiminin önüne geçilmesi, varsa mevcut yerleşmelerin taşınması. Zaten bütün afetlerde bizim öncelikle gördüğümüz nokta bu. Eğer mevcut bir yerleşme varsa taşınmalı ya da buralar tespit edilerek hiç yerleşime açılmamalı. Oraya oturursan ölürsün. Akarsu yataklarındaki kum, çakıl, ağaç dalları ve yapraklar gibi materyaller temizlenmeli. Zaten akarsuların yatakları tıkandığı için taşkın yaparlar. Dolayısıyla bu taşkınlar için zaman zaman onların ırmağın içerisinden kepçelerle bu kum, çakıl, ağaç dalları, yapraklar gibi ya da atılmış pet şişeler, çöpler gibi materyallerin temizlenmesi lazım. Akarsuların yatakları beton içine alınmaları
yataklar daraltılmamalı. Evet, biz en büyük yaptığımız hatalardan bir tanesini de ne olarak görüyoruz? Akarsu yataklarının daraltılıp beton içine hapsedilmesi olarak görüyoruz ya da üzerlerinin kapatılması. Bunlar yanlıştır. Çünkü ırmak orada kendine akabileceği bir alan tespit etmiştir zaten. Ona göre taşkın alanı diye bir alan belirlemiştir. Irmak taşacaktır. Bundan kaçış yoktur. Ancak biz ırmağın taşkın alanının olduğu yere genellikle büyük şehirlerde imar rantlarına kurban gittiği için bu alanlar, yani en değerli bölgeler o şehir içindeki ırmakların taşkın alan olduğu için buralarda ne oluyor? Haliyle yerleşim açılınca felaket yaşanıyor. Dolayısıyla ırmaklardan uzak durmalıyız. Irmakların üzeri kapatılmamalı. Kesinlikle ırmak üzeri kapatılırsa oradaki içeriye biriken malzemelerin temizlenmesi zorlaşır. Biz beton döküp genellikle ırmakların üzerine onları bir ne içerisine alıyoruz? Set içine alıyoruz. İşte bundan dolayı da o ırmaklar oraya sığamayıp 2 gün sonra taşıp oradan felakete neden oluyor. Akarsuların taşkın alanlarında sadece sanayi tesisleri kurulmalı. Evde oturan can da sanayide yaşayan batlıcan mı? Haliyle o adama taşkın olunca oradaki can kaybı sanayi diye yok mu sayacağız? Hiçbir şekilde ne kentleşmeye ne endüstrileşmeye ırmak yatakları açılmamalı. Bu durum kabul edilemez. Buradan yetkililere sesleniyoruz. Aşağıdaki Türkiye haritasında çığ riskinin fazla olduğu alanlar koyu renkte taranmıştır. Haritadaki taralı risk alanları dikkate alındığında aşağıdakilerden hangisinde çığ riskinin daha düşük olduğu söylenebilir? Mış. Bakıyorum Mış buradaymış. Dolayısıyla taşkın çığ riski fazla imiş. Hakkari o da buradaymış. Dolayısıyla burada da çığ riski fazla imiş. Sivas burada. Dolayısıyla yine çığ riskinin bölgesinde yer alıyor. Yine Tunceli en fazla çığ olaylarının yaşandığı yerlerden bir tanesi. Bugün Menteşe yöresinde bulunan Muğla'da dikkat ederseniz karın yerde kalma süresinin oldukça kısa olması, yüksek yerlerde neredeyse kar bile yağmaması münasebetiyle sizin çığ dediğiniz afeti en az görebileceğiniz yerlerden bir tanesidir. Aşağıdakilerin coğrafya özellikleri dikkat alındığında hangisinde heyelan riskinin düşük olduğu söylenebilir? Eğimli yamaçlardaki killi toprakların aşırı yağış ve kar erimeleri sonucunda eğim boyunca hareketi sonucunda heyelan afeti meydana gelir. Yine heyelanlar da ülkemizde önlenemeyen afet grubunda, yani meydana gelmesini önleyemezsin ama ondan kaçarak etkilerini en aza indirebilirsin. Karadeniz heyelanın afet bölgesidir ve burada yer alan özellikle Trabzon, Sinop, Artvin ve Rize. Bunlar da sık sık büyük heyelanlar meydana gelmektedir. Ancak Türkiye'nin en düz yerlerinden bir tanesi olan, aynı zamanda kar yağışlarının, killi toprağın bulunmadığı, kar erimelerine bağlı o toprağın sıkışmadığı yerlerden biri olan Edirne'de heyelan riski yoktur. Hiçbir şekilde yaşanmaz. Bir diğer sorumuz da Türkiye'de yaşanan şiddetli erozyonun azaltılması amacıyla aşağıdakilerden hangisinin uygulaması yanlış olacaktır? Yine erozyon dediğimiz konu ise bambaşka aslında bir konudur. Heyelan toprağın yamaç boyunca kütle halinde yer değiştirmesi iken erozyon toprağın verimli kısmının zaman içerisinde süpürülerek toprağın verimsiz hale gelmesidir. Türkiye'de bir yılda yaklaşık olarak erozyonla verimsiz hale gelen toprak miktarı 10 santim kalınlığında ve Kıbrıs adası büyüklüğündedir. 1 santimlik toprağın 1000 yılda oluştuğu dikkate alınırsa, Türkiye'deki toprak kaybı, verimsizleşme, 10 bin yıllık toprağımızın yok olup gitmesi demektir. 10 bin yılda oluşan toprak yok olup gitmiştir. Dolayısıyla biz bunun için neler yapmalıyız? Tarım alanlarında eğim doğrultusunun dikine dikine sürüm yapmak. Evet, bu doğrudur. Eğer ki bir soruda size eğim doğrultusunda sürülmeli, eğime paralel sürülmeli derse yanlış. Erozyon önlemeye mi çalışıyorsun? O zaman bunun düküne düküne git, sür ve orayı kurtar. Çok eğimli yamaçlarda basamaklandırma yapılması, bu da yine doğru bir yöntemdir. Çünkü bizim şu eğimde olan bir arazimizde yüzeyde ne var ne yok, bu da sensin, yuvarlanıp inersin değil mi? Ama burada bunun kaymasını engellemek için senin ayağın altına şöyle ne yapsak? Basamak yapsak. Bak sen bu basamaklardan insen gayet yuvarlamadan rahat rahat inersin değil mi? İşte dolayısıyla basamaklandırma orada toprağın hızlıca sel sularıyla hareket edip süpürülmesini engeller. Basamaklar birazcık onu oyalar. Doğal bitki örtüsünü korumak,
yeni ağaçlandırma çalışmaları yapmak ki zaten illaki bunlar lazımdır. Anız yakılmasını önlemek. Anız dediğimiz bilmeyenler için tekrar bir daha ifade edeyim. Ekinler biçildikten sonrasında geriye kalan sarı saplara verilen isim anızdır. Her ne kadar örneğin buğday tarlası düşün. Buğdaylar biçildi. Şu boyda böyle otlar kalır geriye değil mi? Buğdayı kestikten sonrasında. O ne kadar üstte küçük bir ot halinde görünse de buğday saçak köklü bir bitki olduğu için tabanda onu bol miktarda toprağa tutacak neler vardır? Kökleri vardır. Dolayısıyla bu anızları yakarak biz o kökleri yok ediyoruz. Akarsuların veya normal sel sularının ya da rüzgarın o araziyi süpürüp götürmesine imkan tanıyoruz. Toprağı çıplak bir halde bırakıyoruz. İşte anız yakılmasını önlemek gerekiyor. Meralarda sürekli otlatma yapmak. Sürekli götür hayvanı o merada otlat. Sonuçta her ne kadar, biraz önce bahsettiğimiz gibi anız oradaki toprağı tutuyorsa meralardaki çayırlar da o toprağı tutuyor. Sen eğer bir yerde kontrollü otlatma, dönemlik otlatma yapılmalı diyorsa bunlar normaldir. Erken ve aşırı otlatma ya da sürekli otlatma diyorsa bunlar yanlıştır. Yani diyorsun ki sen hayvanı götür her gün oradaki otlağı yesin. Sonuçta bitti. Bittiğinde o çıplak yüzey haline dönüşecek mi? Dönüşecek. O zaman yine erozyona davetiye çıkarırsın. Yanlış. Evet, bilimsel ve estetik bakımdan milli ve milletler arası ender bulunan tabii ve kültürel kaynak değerleriyle koruma, dinlenme ve turizm alanlarına sahip tabiat parçalarına milli park denir. Türkiye'nin Temmuz 2018'de ilan edilen son milli parkı aşağıdakilerden hangisidir demiş. Burada bir minik bir tarih hatamız var. Şubat 2018 olarak bileceğiz bunu ama sonuç olarak en son şu an ön lisans sınavına gireceksiniz haliyle ve en son ilan edilen milli park diye bir şey gördüğünüzde o da zaten tarihi belli olmadan önemli değil. Kim bileceğiz? Nene Hatun Tarihi Milli Parkı bu daha öncesinde ilan edilen bir milli parktır. Bugün Nene Hatun dediğimiz o Erzurum Doğu cephesinde büyük savaşların yaşandığı, Nene Hatunların bulunduğu o savaşlarda geriye kalan tarihi kalıntıları koruma altına almamız için yapmış olduğumuz bir milli park. Yozgat Çamlı bir milli parkı. Bu ilk milli park ki zaten 2018 KPSS lisansta soruldu. Türkiye'nin ilk milli parkı hangisidir diye. Milli gururumuz Yozgat tabii ki de orası ilk milli parktı. Malazgirt Meydan Muharebesi Tarihi Milli Park. İşte cevabımız bu dostlar. Bilgi sorusu olduğu için doğrudan geçiyorum. Diğerlerine dair de kısa bilgiler vereyim. Yumurtalıkla Günü Milli Parkı 2008 yılında ilan edilen daha sonra mahkeme kararıyla iptal edilen milli parkımız sadece birkaç ay milli park olarak kaldı. Burası Adana'nın yumurtalık bölgesinde bulunuyordu. Garetta garettaların yumurtlama alanı olduğu için zaten yumurtalık milli parkı demiştik. Ancak burası daha sonrasında milli park kriterlerini taşımadığı gerekçesiyle iptal edildi. Ağrı Dağı Milli Parkı, burası da Türkiye'nin en büyük milli parkıdır. Ağrı Dağı Milli Parkı. En büyük milli park. Peki en büyük milli park Ağrı Dağı'da en küçük milli park kim? Aynı zamanda ilk olan Yozgat. Kendisi en küçük milli parktır. Minicik Yozgat'ımızdan minicik milli park. Büyük kentlerin çevrelerinin ağaçlandırılması, kentlerin nefes alacak alanlarının oluşturulmasını öngören projenin adı aşağıdakilerden hangisidir demiş bize. Ramsar alan mı? Yeşil kuşak mı? Meşelendirme mi? Tabiat parkı mı? Milli park mı? Zaten tabiat parkı ve milli parklar doğaldır. Mevcut olan doğal güzelliklerin olduğu yerler koruma altına alınır. Bunlar insan eliyle gerçekleştirilen ağaçlandırılması vesaire değildir. Meşelendirme dediğimiz Türkiye'nin en büyük ağaçlandırma kampanyasıdır. Türkiye'yi meşelendiriyoruz kampanyası. Burada Türkiye iklimine en iyi uyum sağlayan ağaç meşe olunca dolayısıyla ne yapmışız? Biz meşelendirme kampanyası başlatmışız. Erozyonla mücadelede Tema Vakfı'nın özellikle meşelendirme kampanyaları meşhurdur. Ramsar alanı. Ramsar alan da yine mevcut olan alanların, sulak alanların koruma altına alınması projesi. 1971 yılında İran'ın Ramsar kentinde toplanan bir zirvede kararlaştırılan bu alan Ramsar alanına girmek isteyen devletlerin o mücadele kapsamında sulak alanlarının koruma altına alınması projesidir. Türkiye 1994 yılında Ramsar alana
taraf olmuş ve Gediz Deltası'nda ilk çalışma yapılmış. Oradaki sulak alanlarda kurtarma çalışması yapılmış. Ve son olarak da Nemrut kraterinde bir sulak alan çalışması Ramsar alanı ilan edilerek yapılmıştır. Peki Yeşil Kuşak? İşte Yeşil Kuşak projesi de 1950'li yıllarda yaşanan büyük kentlerdeki sel felaketlerinden, özellikle Ankara'da çok kişinin yaşamını yitirdiği sel felaketlerinden sonrasında bir şey düşünmüşüz. Biz kişi başına düşen yeşil alan miktarını artırmak, kentlerin çevrelerini ve içlerini özellikle ne yapmak için? Yeşillendirerek, ağaçlandırarak sel ve taşkını önlemeye çalışmak, nefes alacak alanlar yaratmak, eğlence, dinlence, kültür, rekreasyon alanları yaratmak amacıyla Yeşil Kuşak projesini ortaya atmışız. Büyük kentler çevresini ağaçlandırma derse Yeşil Kuşak. İran'da toplandığı sulak alan derse Ramsar. Türkiye'nin en büyük ağaçlandırma kampanyasıdır. Erozyonla mücadele derse meşelendirme. Zaten milli parklar, tabiatı koruma alanları, tabiat parkları farklı bir konumuzdur. Aşağıdaki Türkiye haritasında bazı alanlar numaralarla koyu renkli olarak gösterilmiştir. Haritadaki numaralı yerlerden hangisindeki deprem riski diğerlerinden daha düşüktür? Biz deprem riskini hesaplarken, bunları kullanırken bir şey yapıyorduk. Ne yapıyorduk? Faylarımızı çiziyorduk. Ana fay kuşaklarını çizmek için yapılması gereken Van Gölü'nün batısına bir nokta koy demiştik. Hatay'ın uca bir nokta koy. Sonra bu ikisini birleştiren bir yay çiz. Olur sana DAF, yani Doğu Anadolu fayı. Daha sonra git Çanakkale'nin şu uca bir nokta koy. Sonra da bu ikisini birleştiren bir yay çiz. Bu da olur size KAF, yani Kuzey Anadolu fayı. Ege'yi de yukarıdan aşağıya bu şekilde kırdığımızda Batı Anadolu fayı. Dolayısıyla kafadan 3, 4 ve 5 numaralı yerler doğrudan deprem bölgelerine denk geldi. 2 numaraya dikkat ederseniz Van'ın olduğu bir yerde ve Erciş depremlerini hatırladığımızda Van'da da yine büyük depremler, yani Doğu Anadolu fayı ve Kuzey Anadolu fayının uzantılarının meydana getirdiği depremler olduğunu görüyoruz. Peki deprem riskinin en düşük olduğu yerlerden biri nereydi? Sinop. Cevabımız burada 1 numara. Ama yine bir hatırlatma yapayım. Sinop en düşük risklerden bir tanesi. Yıldız Dağları, Tuz Gölü ile Mersin arasındaki şu arazi Taşeli Platosu, Güneydoğu'nun güneyi deprem riskinin yine nedir? En az olduğu yerlerdir. Bunlar sorulduğunda, o taralı gösterdiğim yerlerde sorulursa deprem riski en azdır diyeceğiz. Yer şekillerinin sade olduğu illerde yoğun kar yağışları olmasına rağmen çığ riski düşüktür. Dikkat et, karın ne diyor? Özellikle kar yağışının yoğun olduğu yerlerde. Yer şekilleri sade, bu yüzden çığ riski düşük. Aşağıdakilerden hangisinde çığ riski diğerlerinden daha yüksektir demiş. Bakın Kars. Çoğu kişi gider Kars tuzağına düşebilir. Kars'ta çığ riski çok düşüktür. Kars, Ardahan çevresindeki çığ riskinin düşük olması, karın yerde kalma süresinin kısa olması, kar yağışının az olması ile mi ilgili? Hayır. Kar yağış oranı da fazla, karın yerde kalma süresi de uzun. Ancak plato olması münasebetiyle bunlar düz olunca düz yerde çığ düşmez. Ben hep anlatırım ya, yan yan giden çığ gördün mü hiç hayatında diye. Kars bu yüzden riskin düşük olduğu bir yer. Konya, yer şekilleri oldukça sade ve karın yerde kalma süresi daha az olunca, yine aynı şekilde Edirne'de Konya'ya benzer sebeplerden dolayı, Diyarbakır'da yine düzlüklerin olması ve karın kısa sürede yerde kalması ile ilgili riskin düşük olduğu yerdir. Ancak Tunceli, Türkiye'de çığ riskinin, çığ olaylarının en fazla yaşandığı yerlerden biridir. Hem karın yerde kalma süresinin uzun olması hem de yer şekillerinin inanılmaz engebeli olmasından kaynaklı çığ riski fazla. Türkiye'nin ilk tabiatı koruma alanı aşağıdakilerden hangisidir? Dikkat et, Yozgat Çamlı ilk milli park. Örneğin görkemli meşe görüyorsunuz burada. Bu tabiat anıtı diye geçer. Ölüdeniz Kırdak dediğimiz tabiat parkı, Artvin Camili tabiatı biz koruma alanına arıyoruz. Hacı Osman Ormanı olarak bilinen Samsun'daki orman Türkiye'nin ilk tabiatı koruma alanıdır. Çok detaylı gibi görünse de minik minik bilseniz bunları yeterlidir. Zaten konu kitaplarında, konu anlatımlar içerisinde kısa kısa yer vermeye çalışıyoruz bunlara, aklımızda bulunsun. Evet, böylelikle çevre ve doğal afetler konusunun soru çözümünü bitirdik. Geldik şimdi, devam edelim. Türkiye'nin beşeri coğrafyası, nüfus, yerleşme ve göç sorularına. Bunda neler çıkabilir karşınıza? Kim bilir? Şurada sınava gireceksiniz. Girdiğinizde neler göreceksiniz?
Karadeniz'de su kaynaklarının bol olması ve yer şekillerinin engebeli olması aşağıdakilerden hangisi üzerinde etkili olmuştur? Karadeniz'de her yerde bol miktarda su bulunuyor ve arazi yapısı engebeli. Allah Allah, acaba bu yerleşme ile ilgili karşımıza neyi çıkarıyor? Çeşitli yeraltı kaynaklarının oluşmasında acaba engebenin ve su kaynağının etkisi var mı? Yok dedi. Balık miktarının fazla olması tamamen Karadeniz'in bol oksijenli serin sularına sahip olması, tatlı su girişlerinin ve planktonun fazla olmasına bağlı. Yaz kuraklığının olmaması tamamen denizel etkiye, Karadeniz'in nemliliğine bağlı bir etkidir. Deniz turizminin geri kalması yine yıl boyunca yağış olması enlem olarak kuzeyde yer almasına bağlıdır. Ama su kaynaklarının bolluğu ve yer şekillerinin engebeliliği dağınık yerleşme dediğimiz evlerin birbirinden ırak olan yerleşme tipinin görülmesine neden olmuştur. Aşağıdaki Türkiye haritasında bazı alanlar numaralarla koyu renkli olarak gösterilmiştir. Haritadaki numaralarla gösterilen yerlerden hangisinde nüfus artışının nedeni yüksek doğum oranlarıdır? Ben nüfusta hep şöyle bir ipucu veriyorum size. 3D ve 3G diye. 3D, 3G. Bunun manası ne? 3D dediğimiz artış, doğal artış diyebildiğimiz nüfus artışıdır. 3G'deki G ise gerçek nüfus artışı. Aradaki fark ne hocam? Bir yerde doğumlarla meydana gelen bir artış varsa buna doğal artış denir. Eğer ki bir yörede doğumlardan çok fazla artış varsa nüfusta buna da gerçek artış denir. Doğuramadığı halde çoğalanlar. Doğuramadığın halde nasıl çoğalırsın? Bölünerek çoğalamayacağına göre göç alarak çoğalırsın, değil mi? Ankara 5,5 milyon nüfuslu bir il. Ankara'da acaba 5,5 milyonluk nüfusa doğurarak mı daha çok ulaştık yoksa göç alarak mı dersek? Göç dersiniz, değil mi? Ancak Tunceli'de meydana gelen nüfus artışını dışarıdan göç aldı diyebilir misin? Hayır. Oradaki artış ise doğal artıştır, doğumlara bağlı artıştır diyebilirsin. Dolayısıyla doğal artış demek doğum demektir. O da doğuda fazla demektir. Doğuda. O zaman benim cevabım 2 numaralı doğuda yer alan yer olmalı. Bugün 5 numaralı İstanbul'da, örneğin 4 numaralı Sakarya'da, 1 numaralı Antalya'da, 3 numaralı Adana'da daha çok nüfus artışı dışarıdan gelen göçlerle gerçekleşirken 2 numaralı Van'da daha çok doğumlardır. Türkiye'nin 1940-45 yıllar arasındaki nüfus özellikleri ile ilgili hangisi doğrudur demiş. Dikkat ederseniz 1940-45 yıllar arası 2. Dünya Savaşı'nın yaşandığı, bizim katılmasak da dolaylı yoldan kötü etkilendiğimiz, beslenme ve sağlık koşullarının dibe vurduğu, nüfus artışının az olduğu ve ölüm oranlarının, özellikle yaşlı ve çocuk ölümlerinin, salgın hastalıkların yaygın olduğu bir dönemdir. Kentleşme oranı %50'nin üzerindedir. Yanlış bir bilgimiz. Çünkü Türkiye'de kentleşmenin %50'nin üzerine çıktığı dönem 80-85 arasındaki bir yıldır. Tabii o yıllarda her 5 yılda bir sayım yapıldığı için biz tam anlamıyla hangi yılda %50'nin üzerine çıktık derse 80-85 arasında diyeceğiz. 84'te mi çıktık? Bilmiyoruz. 85'in belki başında. O muallaktır. Çalışanların büyük bir bölümü sanayi sektöründedir. Yanlış. Çünkü bugün de dahil olmak üzere Türkiye'de çalışanların büyük bir bölümü hiçbir zaman sanayi sektöründe olamamıştır. %50 civarında hizmet, %26'lar civarında sanayi, %24'ler civarında da tarımdır. En büyük pay her zaman, her dönemde hizmete ait olmuş. Her dönem demeyeyim, günümüzde. Eskiden büyük bir pay tarımınken, ki 40-45 yıllar arasında en fazla tarım sektöründe çalışıyorduk. Nüfus artış hızı en düşük seviyede gerçekleşmiştir, doğru. İşte Türkiye'de nüfus artışının binde 10 ile en az olduğu dönem 1940-45 arasıdır. İki tane sebep var nüfus artışını yaz. 1. İkinci Dünya Savaşı nedeniyle erkekler silah altına alınmış. Ülkede kıtlık ve yokluk var. 2. Büyük oranda ölümler artmış. Bebek ölümleri ve yaşlı ölümleri. Neye bağlı? Besleme ve sağlık koşullarının kötü olmasına bağlı. 1010. Kadın okur yazar oranı erkeklerden yüksektir. Hiçbir dönemde, hiçbir şekilde kadın okur yazarlığı erkek okur yazarlığını geçememiştir. Ha derse ki 40-45 yıllarından günümüze geldiğimizde kadın okur yazarlığı arttı, doğrudur. Ama ne geçmişte ne günümüzde, hiçbir dönemde kadın okur yazar oranı erkekten daha fazla değildir. Toplam nüfus içinde yaşlıların oranı en yüksektir. Hiçbir zaman yine
yaşlının oranı hiçbir şekilde en yüksek olmamıştır. Mevcut durum ne? En yüksek oran çalışma çağı nüfusu dediğimiz olgun nüfus. Yani 15-64 yaş arası. İkinci sırada gençlerin oranı geliyor. Yani 0-14 yaş arası. Üçüncü sırada yaşlılar geliyor. Ha soru derse ki, geçmiş yıllardan günümüze göre yaşlı oran artmıştır. Doğru. Toplam nüfus içinde gençlerin oranı azalmıştır. Doğru. Çünkü doğumların azalmasına bağlı genç oran azaldı. Ama sizde yaşlının oranı gençten daha fazladır, yanlış. Ya da çalışma çağından daha fazladır, yanlış. Her zaman sıralama biraz önce söylediğim gibi. Bir diğer sorumuz, Türkiye'de nüfusun dağılışı üzerinde yukarıdakilerden hangilerinin etkisi en azdır? Nüfusun dağılışında kimin etkisi en az? Yeraltı kaynakları, yani ekonomik açıdan değer gören madenlerin bulunduğu alanlar nüfus dağılışında etkili mi? Etkili. Ulaşım imkanları etkili. Bir yerde ulaşımın gelişmiş olmasına bağlı ya da kıt olması etkiliyor. Tarım arazileri, verimli tarım arazilerinin varlığı, ovalar, buralar sık nüfuslanmış. Doğal bitki örtüsü. Bir yerdeki nüfuslanmada acaba ne derece etkili? Yani ormansa iyi oturulur, bozkırsa oturulmaz. Bunun gibi düşünmüyoruz. Bugün en basit şunu söyleyebiliriz. Sinop, orman güzel haliyle, hava güzel, toprak güzel, su güzel ama fazla nüfuslanmış bir yer değildir. Çünkü ekonomik etkinlikler sınırlıdır. Ama Batman, Sinop'a göre çok fazla nüfusludur. Ama baktığınızda Batman çevresinde verimli toprak mı? Hayır. Güzel bir iklim mi? Hayır. Ya da ormanlar mı? Hayır. Tamamen petrol, yeraltı kaynağı. Doğal bitki örtüsü bunlar içerisinde nüfuslanma üzerinde en az etkili olandır. Şunu da dikkat edin. Günümüzde nüfus dağılışı üzerinde en etkili fiziki faktörler sorulursa iklim ve yer şekilleridir. Bakın fiziki faktör. Ekonomik faktör sorulursa da bunlar zaten sanayileşme ve yeraltı kaynakları, madenlerdir. Ulaşım da tabii daha sonrasına gelir. Marmara'da hızlı nüfus artışının aşağıdakilerden hangisi üzerinde olumsuzluğa yol açtığı söylenemez. Bugün Marmara Türkiye'nin en büyük nüfuslu bölgesi ve içindeki İstanbul'da dahil olunca keşmekeş bir durum ortaya çıkıyor. Ama hangisinde diyor bir olumsuzluk yaratmaz. Ucuz iş gücü potansiyelinin artması bir olumluluktur. Her zaman ucuz iş gücü, dikkat edin, bizim coğrafyanın tuzaklarından bir tanesidir. Sanki ölünce ucuzla çalışıyoruz, neresi iyi falan demeyin. Ucuza çalıştırdığında kişiyi, gerek patron, sanayici, gerek devlet, her zaman kalkınma açısından bunu avantaj olarak görür. Her şeyden biz kısmaya çalışırız. Örneğin bir sanayici, bir patron neyden kısmaya çalışır? Giderlerden. Ve giderden kısarken de en büyük kısacağı şey iş güvenliği, işçinin parasıdır. Bunları çok büyük maliyet olarak görür. Dolayısıyla bunlardan kıstığında zenginleşeceğini, daha çok zenginleşeceğini düşünür. Doğal kaynakların yetersizliği, olumsuzluk. Tarım arazilerinin azalması, kentleşme ve endüstrileşmeyle yok olması olumsuzluk. Çevre sorununun artması zaten olumsuzluk. Mal ve hizmetlere talebin artması, bu da yine bakıldığı zaman olumlu gibi görülebilir. Bu da biraz tartışmalı bir durum. Mal ve hizmetlere talebin artması olumlu bir durumdur. Ancak talebi karşılayacak kadar arzın gelmemesi beraberinde yokluğu, sıkıntıyı da getirir. Ya da gelir dağılımındaki dengesizlik. Kimileri o en güzel yerleri kapmış, en büyük güzel köşeleri kapmış orada yiyip içerken, kimileri hiçbir şey bulamadan açlık içerisinde, sefalet içerisinde kalır. Dolayısıyla bu da kötü bir durum olarak karşımıza çıkar. Ama dediğim gibi biraz dolaylı da düşünülebilir. Türkiye'nin kırsal kesiminde konut yapımında doğal çevrede bulunan malzemeler etkin olarak kullanılmaktadır. Bu durum üzerinde aşağıdakilerden hangisi etkili değildir? Yani bir yerdeki evin ahşap olması, kerpiç olması ya da taş olması. İnsanlar niye bunu yapar? Hangisinin etkisi yoktur dediğimizde halkın ekonomik düzeyi doğrudan etkili. Ben de bilirdim betonarme evler yapıp, ben de bilirdim çelik konstrüksiyonlu malikanelerde yaşamayı. Lakin cebe baktım, para az, bu ev bize yaramaz. O zaman gidelim, elimde kerpiç mi var, onu kullanır. Çünkü ucuz, doğadan bedava daha doğrusu. Sosyokültürel yapı doğrudan etkilidir. Yani bir yöredeki yaşam biçimi, oraya adapte olmak, o tip bir yaşamı sürmek, insanlar ne görürse onu uygularlar. Yani hayatı boyunca İç Anadolu'nun kerpiç evinin dışındaki bir yere çıkmamış bir kişi, hiçbir yapıyı görmemiş, sadece doğduğu günden öldüğü güne kadar kerpiç bir meskende yaşayan kişi, kendine ev yapmak istediğinde
Acaba ya ben gideyim de ormanlardan keseyim ki uzakta ormanlar, oralardan ağaç getireyim, ahşap ev yapayım der mi? Demez. Ne görürse onu uygular. Ham madde varlığı, yani orman mı var sizin orada, kireç taşı mı var ona göre taş ev mi yapayım? Ya da Erzurum Kars'taki bazalt dediğimiz kayaca bağlı taş mesken mi yapayım? Bunlar belirler. İklim ve bitki örtüsü doğrudan belirleyicidir. Örneğin İnşanlı'da niye kerpiç ev yapılır dediğimizde, kerpiç evleri yazın serin, kışın sıcak tutar. Zaten İç Anadolu'nun karasal ikliminde yazların sıcak ve kurak geçmesine bağlı evin serin olması, kışların soğuk geçmesine bağlı da evin sıcak olması istenir. Akarsu ağı hiçbir ilgisi yok. Bir yerde akarsu ağının sık ya da seyrek olması hiçbir şekilde oradaki konut yapımını ne yapmaz? Etkilemez. Aşağıdaki kentlerin gelişimleri düşünüldüğünde hangisinin gelişimi diğerlerinden farklıdır? Kentlerin büyümesi üzerinde üstlendikleri fonksiyonların büyük etkisi vardır. Bazı kentler tarım, bazıları sanayi, bazıları ise hizmet fonksiyonlarına bağlı büyürler. Totalde 9 tane fonksiyon vardır kentlerin kurulup gelişmesinde, neyi üstlendiklerinde. Tabii biz kentlere bakacağız, ben size yine ipucunu vereceğim. Bunlardan en fonksiyonlu bildiğiniz, şöyle en güzel duran, en tanıdığınız kim? Yozgat değil mi? Yok, o kadar da şey yapmayalım. Yozgat'ı biliyoruz, seviyoruz ancak burada daha da özelliğini bildiğimiz kim? Alanya değil mi? Alanya'nın bugün gelişiminde, bu hale gelmesinde 302 bin nüfuslu bir yerleşmeden bahsediyoruz. Yozgat'ın nüfusunun 80 bin, Alanya'nın 302 bin olduğu düşünüldüğünde, Yozgat il, Alanya ilçe olduğu düşünüldüğünde Alanya'yı ne geliştirdi? Bu kadar. Turizm. Alanya'nın gelişimi daha çok neye bağlıdır? Turizme bağlıdır. Peki hocam diğerlerine, ben mesela Ödemiş'in nasıl geliştiğini nereden bileyim? Tarsus'u nereden bileyim? Ya da adam dedi ki sana Şebin Karahisar nasıl gelişti? Bunların hepsini böyle moda mod bilmenin çaresi var mı? Var. Dostlar, eğer ki verilen bir yerleşme, il ya da ilçe fark etmez, adını duyduğunda ya ben ne bileyim bunun nasıl geliştiğini diyorsan cevap tarımdır. Bak tarım tarım. Acından ölmüyor ya en fazla. Ne yapıyor? İki bir şey ekiyor, bir şey yiyor. Tarsus. Baktın çok bir fikrin yok değil mi? Tarım yap geç. Yozgat. Ne işe yarıyor? Tarım. Aksaray. Tarım. Ödemiş. Tarım. Ama verdi oraya Batman dedi. Aa diyeceksin Batman, bir dakika petrol vardı orada. Zonguldak. Maden. Bunların o detaylarını biliyorsanız eğer, örneğin Konya'nın Seydişehir'i duyduğunuzda bir dakika ya orada boksit alüminyum işletmeleri vardı diyebiliyorsanız, ya da Bandırma, Balıkesir Bandırma'da bor işletmeleri. Onu tarımdan ziyade madene alın. Bunu yapın, diğerler için düşünürsünüz. Aşağıdaki tabloda Türkiye'nin bazı yıllardaki kır ve kent nüfus oranları verilmiştir. Tablodaki bilgilere göre aşağıdakilerden hangisinin doğru olduğu söylenemez. 1955 yılında %71 olan kentleşme, 1985'te pardon kır nüfusu 1985'te %47'ye gerilemiş. Dikkat ederseniz kır nüfusunda yıllar itibariyle oranda bir azalma, kent nüfus oranında ise bir artış görüyoruz. Verilen yıllar boyunca kent nüfus oranı artmıştır. A seçeneği doğru. 1955 yılında kırda yaşayan nüfus miktarı 1985 yılından fazladır. İşte burada kaldı. Niye? Miktarı nereden biliyorsun sen? Oranın fazla olması demek miktarın fazla olduğu manasına gelmez. Sen 1955 yılındaki %71 kent nüfusu kaç kişiye denk geliyor biliyor musun? Yoo. Peki 1985 yılındaki %47'nin kaç kişiye denk geldiğini biliyor musun? Yoo. Bu oran. Oranın azalması demek miktarın azaldığı anlamına gelmeyebilir. Dolayısıyla iki farklı yıl kıyaslanırken oransal artış ya da azalışı, miktar artışı ya da azalışı diye düşünmüyorsunuz. Kesinlikle miktar bilmiyorsun. 1955 yılındaki toplam nüfus kaç? 85'teki toplam nüfus kaç? 55'in %75'i, 71'i kaç kişi? 1985'in %47'si kaç kişi? Hiçbir fikrin yok değil mi? O zaman bu yanlış oluyor. 1980-85 yıllar arasında kent ve kır nüfus oranı eşitlenmiştir. Haliyle mantıken 56-44 iken 47-53 olduğuna göre, tersine döndüğüne göre o yıllar arasında bir gün bir eşitlenme oldu. Ondan sonra da kent nüfusu geçti. Kır nüfus oranının en fazla olduğu yıl 1955'tir. Evet, kır nüfus miktarı en fazla deseydi yanlış olurdu ama oran konuştuğumuz için oran en fazla 55'te.
1985 yılında nüfusun yarıdan fazlası kentlerde yaşamaktadır. Evet, artık geldiğimizde 1985'te %53 ile nüfusun yarıdan fazlası kentlerdedir. Bir diğer haritalı sorumuz, aşağıdaki Türkiye haritasına bazı alanlar numaralarla koyu renkli olarak gösterilmiştir. Türkiye'de yer şekillerinin engebeli, tarım alanlarının kısıtlı olduğu yerler seyrek nüfuslanmasına rağmen. Haritadaki numaralı yerlerden hangisi bu özellikleri göstermesine rağmen sık nüfusludur? Yani diyor ki bize, engebeli olacak, tarım alanları kısıtlı olacak ama orası Türkiye'nin sık nüfuslu yerler arasında sayılacak. Bu terslik nereden geliyor? Ters eşittir Karadeniz olacak, değil mi? Zaten mantıken şöyle düşünürüm ben. 3 numaralı yer engebeli mi? Hayır. Çukurova'nın olduğu yer Adana, Hatay, Mersin çevresi. E burası zaten engebeli değil. Bu gitti. 2 numaralı Ankara, Eskişehir çevresi engebeli mi? Hayır, gitti. E Marmara engebeli değil. Ege şu kısım engebeli değil. Menteşe olsa engebeli oldu ama İzmir, Aydın çevresi daha sade. E o zaman en engebeli kim çıktı? Doğu Karadeniz. Peki tarım alanları kısıtlı mı? Kısıtlı. Ama sık nüfuslu mu? Sık nüfuslu. 4 numaralı Doğu Karadeniz. Peki niçin hocam engebel olmasına rağmen, tarım alanları kısıtlı olmasına rağmen sık nüfuslu? Sık nüfuslu olan Karadeniz'in, dikkat ederseniz, ince bir şerit halindeki kıyı kuşağı. İç kesimlerde özellikle Gümüşhane, Bayburt çevresi, o Doğu Karadeniz dağları, Giresun, Yalnızçam dağlarının arka kesimi Türkiye'nin en az yağış alan yerlerinden bir tanesi olan Çoruh Kelkit oluğudur. Aynı zamanda bu alanda hiçbir ekonomik faaliyet gelişemeyeceği için insanlar da en azından demiş ki, madem öyle iklim kötüyse gidelim kıyıdaki yağışlı, nemli, güzel, sıcak iklimin olduğu yere. Ve balıkçılık da var. Eker biçeriz, öyle yeriz. Dolayısıyla kıyı kuşağı bu anlamda engebeli olmasına rağmen sık nüfuslu yer arasında sayılır. Aşağıdakilerden hangisinin yıl içinde aldığı göç miktarı en fazladır? Miktarca en fazla göç alan illeri en büyük iller yapacağız. En büyük iller. Miktarca en fazla göç alır. Ve zaten dikkat alırsanız Van, Bayburt, Malatya, Çanakkale, İstanbul. Yıl içinde en fazla miktarca göç alan kimdir derse cevap kim olur? İstanbul olur. Yukarıda verilen illerden hangilerinin mevsimlik turizme bağlı olarak göç aldığı söylenebilir? Zaten mevsimlik turizm göçünde basit. Antalya bol miktarda ve Muğla, özellikle Bodrum, Milas, Marmaris, Datça, bunlardan dolayı kış kuşağı yaz aylarında turizm göçü alır. Ancak Karabük maden ve sanayi kenti olmasından dolayı mevsimlik değil, daimi göç alır. Daimi. Rize ise mevsimlik turizme bağlı göç alır da, hani şunu düşünebilirsiniz. Hocam yaz aylarında yaylacılık var. Yaylaya geliyorlar turizme. Acaba Rize'de daha ziyade turizme bağlı yaylaya gelen göç mü, yoksa Rize'de çay ve fındık toplamaya gelen mevsimlik işçi göçü mü daha ön plandadır? Tabii ki de mevsimlik işçi göçü. Henüz daha yaylılarda bir Antalya, Muğla gibi turizm göçü henüz daha yaygınlaşmadı. Ve gelelim son nüfus sorumuza. Aşağıdaki kişiler sektörlere göre eşleştirildiğinde hangisi eşleştirmenin dışında kalır? Ekonomik sektörler temel olarak birincil, ikincil ve üçüncil olarak ayrılır. Ben şöyle genellemesini yapayım size. Birincil sektör dediklerimiz en giriş hayvancılık şeyden başlamak üzere, avcılık, toplayıcılıktan başlamak üzere. Avcılık, toplayıcılık, balıkçılık, tarım, hayvancılık, ormancılık ve madencilik üzerine kuruludur. İkincil sektör dediğimiz ham maddeyi mamul maddeye dönüştüren imalat ve sanayidir. Üçüncül sektör ise hizmet dediğimiz sektördür. Eğitim, sağlık, bankacılık, finans, turizm, otelcilik. Öbür tarafta hani düşün, aklına hayaline gelebilecek mesela kuru yemişçi. Bunların hepsi hizmet sektörüdür ve üçüncüldür. Böyle eşleştireceksek. Karadeniz'deki kıyı balıkçısı birincil sektör. Çukurova'da çalışan mevsimlik işçi tarım amacıyla zaten geliyor. İşçi tarım varsa birincil. Soma'da maden ocağında çalışan işçi madencilik birincildir. Otobüs firmasında çalışan şoför, ulaştırma ve haberleşme hizmetleri üçtür. Zonguldak'taki orman işçisi, ormancılık zaten birdir. Dolayısıyla farklı sektörde çalışan hizmet sektöründedir. Evet dostlar, böylelikle bir soru çözümünü daha bitirdik. Diğer iki konumuz olan ekonomi ve bölge sorularıyla bir diğer dersimizde karşınızda olacağım. Hoşçakalın.